Mutsuz olabiliriz ama umutsuz olmaya hakkımız yok. Bu sözler Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen'e ait usta sanatçıyla evinde yaptığımız özel röportaj geliyor şimdi ekranlarınıza. Usta tiyatrocu Haldun Dormen'le evinde bir araya geldik. Dormen şu günlerde yönetmenliğini yaptığı Lüküs Hayat'ın çalışmalarını Eskişehir'de tüm hızıyla sürdürüyor. Eskişehir'de hep çok mutlu oldum. Zaten biliyorsunuz 6. defadır oraya gidiyorum. 6. oyunu sahneye koydum. Kadroyu çok iyi tanıyorum. Lüküs Hayat'ı da çok iyi tanıyorum. Onun için çok kolay oldu. 1 Ekim'de premierini yapacak oyunda seyircileri yenilikler ve sürprizler de bekliyor. Lüküs Hayat'ı defalarca sahneye koyduğum için her seferinde bir yenilik yapmayı düşünüyorum. Yapmayı tercih ediyorum. 3 perde 3 dekorluk oyunu 2 perde 2 dekora indirdim. Türkçe sanatı bize yabancı gelen diyalogları yenileştirdim. Filan işte öyle şeyler yapıyorum. Sanatçı Türk tiyatrosunun günümüzde geldiği noktayı da yorumladı. Ben Türk tiyatrosunu şu anda çok cıvıl cıvıl buluyorum, çok fışkırmalı buluyorum. Bu alternatif tiyatrolar çok şey kurtarıyor. Çünkü yepyeni yönetmenler, yepyeni yazarlar, önemlisi yazarlar çıkıyor. İyisi var, kötüsü var ama iyisi yani Türk tiyatrosunun geleceğini çok sağlam bir yere oturtuyor. Dormen, devlet ve şehir tiyatrolarının geleceğiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili de şunları söyledi. Kafam karıştı. Çünkü bir taraftan böyle şeyler oluyor. Bir taraftan yeni sahneler açılıyor. Bir taraftan tiyatrolar fazlalaşıyor. Bilmiyorum. Yani devlet tiyatrolarının ve şehir tiyatrosunun kapatılacağını düşünmüyorum. Yani bir takım belki şeye uğrayacak. Bir takım düzeltmelere gidilecek ki ona da gerek var. Ben bekliyorum. Ama umutsuz değilim. Umutluyum. Haldun Dormen gelişmelerden dolayı mutsuz olabiliriz ama umutsuz olmaya hakkımız yok dedi. Biz umutlu olup işimizi iyi bir şekilde yapmak zorundayız. O nasıl mücadele edeceğiz? Yani mutsuzlukla mücadele etmenin hiçbir anlamı yok. Umutlu olup mücadele etmek lazım. Çünkü umut uğruna mücadele edersiniz değil mi? Ya umutsuzsanız niye mücadele ediyorsunuz? Dormen günümüz Türk sineması için de şunları söyledi. Çok güzel filmler çıktı ortaya çünkü. Yani sinema gerçekten silkelendi ve Yeşilçam'dan şey çıktı. Yani parlak bir kuş çıktı ortaya. Başta Altın Portakal Ödüllü Bozuk Düzen olmak üzere Türkiye sinemasında çok sayıda filme senarist, yönetmen ve oyuncu olarak emek vermiş usta tiyatro sanatçısı Altın Portakal Film Festivali'nden onur ödülü alacağı için de çok heyecanlıydı. Sinema beni unutmamış dedi. Sinema beni unuttu zannediyorum. Sinema beni unutmamış meğer. Bu sene bana Altın Portakal onur ödülü veriyorlar. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü ben yıllarca çok film yapmama rağmen 2 film yaptım. İkisi de birçok ödül kazandı ama yıllarca sinema için uğraştım. Hatta işe sinemacı olarak başlamak istedim. Bir insandım. Sonra tiyatrocu oldum.